Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir derste, yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Bugün sizinle program geliştirme süreciyle ilgili konuşuyoruz. Ancak program geliştirme süreci konusuna geçmeden önce geçen haftayı kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta sizinle temel kavramlar konusunu konuşmuştuk ve demiştik ki program geliştirme sürecine, program geliştirme dersinde aslında başlangıçta öncelikle temel kavramları iyi bilmemiz gerekir ki bundan sonraki derslerde yeni kavramları daha rahat ve kolay algılayabilelim. Temel kavramlarla ilgili neleri konuşmuştuk? Temel kavramlarda ilk eğitim kavramını konuşmuştuk ve demiştik ki aslında eğitim çok sık duyduğumuz bir kavramdı ve tanımlara baktığımız zaman kaynaklarda eğitim kavramıyla ilgili çok fazla tanım yapıldığını konuşmuştuk ve bunların tümünü aslında aklımızda tutamayacağımızı ama çok genel bir tanımın olduğunu ve bunu bilmemiz gerektiğini konuşmuştuk ve demiştik ki eğitim bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreçte yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme süreciydi ve bu tanımdan hareket ederek eğitimi oluşturan 4 temel öğe den söz edebilirdik. Yani biz eğitimi birey, yaşantılar, süreç ve davranış olmak üzere eğitimi oluşturan 4 temel öğeden söz edebiliriz. Bu 4 temel öğe sayesinde eğitim oluşuyor. Şimdi birincisi demiştik ki birey öğesiydi ve birey öğesi bizim için son derece önemliydi. Neden? Çünkü eğitimciler olarak bizim temel görevimiz bireyleri eğitmekti. Bu noktada bireyleri çok iyi tanımlamak gerekiyor. Ve hatırlarsanız demiştik ki birey 3 temel özellikten var olmaktadır. Birincisi biyolojik bir varlıktır, kültürel bir varlıktır ve sosyal bir varlıktır. Bu noktada bu 3 özellik de aslında bireyin öğrenmesine etki etmektedir. Hangi açılardan etki etmektedir? Biyolojik özelliklere baktığımız zaman fiziksel ve zihinsel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hem fiziksel özelliklerinin hem de zihinsel özelliklerinin öğrenmesine etki ettiğinden söz etmiştik. Ve ayrıca kültürel değerlerle şekilleniyordu birey ve sosyal bir varlıktı. Bu 3 özellik de kişilere etki ediyordu ve karşımıza gelen kitleler halindeki öğrencilerin bu özelliklerini bilip öğrenmeye katkı sağlamamız gerekmekteydi. Bir diğeri demiştik ki yaşantı aslında bireyi şekillendiren yaşantılardır. Ve yaşantılar bireyin çevresiyle kurduğu her etkileşim yaşantıydı. Bu noktada bu etkileşimler bireyi şekillendiriyordu. Süreci zaten söylemiştik. Aslında bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreçte bir dizi etkinliklerin geliştirilmesiydi ve davranış organizmanın etkiye karşı gösterdiği her tepki bir davranıştı. Ve biz program geliştirme sürecinde de zaten bireylerde istendik yönde davranış değişikliği yaratmayı amaçlarız. Yani eğitim programlarını geliştirirken veya bir ders içerisini düşünürsek derste bizim amacımız öğrencilerde istendik yönde davranış değişikliği yaratmaktır. Bu noktada davranışları da özellikleri açısından hatırlarsanız 3'e ayırmıştık. Bunlar da doğuştan gelen davranışlar, geçici davranışlar ve sonradan kazanılan davranışlardı. Bizim eğitim öğretim yoluyla yaptığımız her davranış sonradan kazanılan davranışlardır. Doğuştan gelen davranışlar tamamıyla biyolojik olarak var olan davranışlardır. Öğrenilme yoluyla gerçekleşmeyen davranışlardır. Örneğin reflekslerimiz bizim doğuştan getirdiğimiz davranışlardır. Geçici davranışlarsa herhangi bir etki karşısında ortaya çıkan ama bu etki ortadan kalktığında davranışın da normale döndüğü durumlardır. Örneğin alkol aldığımız zaman davranışlarımızda değişiklik oluyor ama vücudumuzdan alkolün etkisi çıktığı anda davranışlar da normale dönüyor. Bu da geçici davranışlardır. Sonradan kazanılan davranışlar bizim ilgilendiğimiz temel noktadır. Eğitimciler olarak
öğrenme yoluyla gerçekleştirilen her davranış sonradan kazanılan davranışlardır. Bir çocuğun renkleri öğrenmesi, çarpım tablosunu öğrenmesi, eğitim kavramının tanımını öğrenmesi hepsi sonradan kazanılan davranışlardır. Bu noktada aslında eğitimi düşünecek olursak şunu da diyebiliriz ki eğitim özellikleri açısından da ikiye ayrılmaktadır. Hatırlarsanız geçen hafta bunu yine konuşmuştuk ve demiştik ki eğitim özellikleri açısından ikiye ayrılıyor. Formal ve informal eğitim. Şimdi bu noktada şunu diyebiliriz ki aslında bireyler var olduğu andan itibaren davranışlarında değişiklik oluyordu. Gerek istendik gerek istenmedik davranış değişikliği oluyordu. Yani informal yollarla gelişiyordu. İnformal eğitimde davranışların değişmesinde gözlem ve taklit söz konusudur. Gözlem ve taklit yoluyla çoğu zaman davranışlar değişir. Ayrıca hem istendik hem de istenmedik davranış değişikliği olabilir. Neden hem istendik hem istenmedik davranış değişikliği olabilir? Çünkü gözlem ve taklit vardır ve informal eğitimde plan ve program yoktur. Yani bu ne demektir? İnformal eğitimde davranış değişiklikleri çoğu zaman farkına varmadan oluşan, kendiliğinden gelişen, günlük hayatımız içerisinde oluşan davranışlardır. Ve ailede, iş yerinde, sokakta, her yerde informal eğitim gerçekleşebilir. Ancak formal eğitimde mutlaka plan ve program vardır. Ve her zaman amaç bireyde istendik davranış değişikliği yaratmaktır. İşte bu noktada tamamıyla bizim hedefimiz planlı ve programlı olarak belli bir süreçte bireylere sadece istendik davranış değişikliği yaratmaktır. Bizim amacımız budur. Bunun dışında formal eğitim okul ve benzeri kurumlarda yapılıyor. Oysa informal eğitim biraz önce söylediğim gibi her yerde gelişebiliyordu. Bir diğer farklılıkları formal eğitimde mutlaka öğretmen gibi profesyonel uzmanların olması gerekmektedir. Yine bunun dışında belli bir zaman dilimi vardır ve mutlaka başarıyı simgeleyen belgeler, diplomalar, sertifikalar verilmektedir bu noktada. Ve yine formal eğitimde kendi içerisinde hatırlarsanız demiştik ki örgün ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Formal eğitim için söylediğimiz tüm özellikler her ikisi için de geçerlidir. Yani her ikisinde de hem örgün hem yaygın eğitimde her ikisinde de belli bir plan ve program vardır. Her ikisinde de profesyonel kişilerin, öğretmenlerin olması gerekmektedir. Her ikisi de okul ve benzeri kurumlarda gerçekleştirilir. Her ikisinde de başarıyı simgeleyen belgeler, diplomalar, sertifikalar verilmektedir. Tek bir farkları vardır. O da şudur. Örgün eğitimde zorunluluk vardır. Yaygın eğitimde ise gönüllülük esastır. Şimdi bu noktada şunu söyleyebiliriz. Örgün eğitimde zorunluluk vardır. Örgün eğitimdeki kademelerde okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lise ve yüksek öğretimden bahsedebiliriz. Yaygın eğitimde ise daha çok her eğitim kademesindeki kişiler yaygın eğitime girebilir ama özellikle örgün eğitimden yararlanmamış kişiler için de yaygın eğitim söz konusudur. Ki yaygın eğitime örnek olarak halk eğitim ve hizmet içi eğitimleri de söyleyebiliriz. Halk eğitiminde özellikle biraz önce söylediğim gibi 15 yaş ve üzeri kişilerin başvurabileceği, örgün eğitimden hiç yararlanmamış kişilerin başvurabileceği bir eğitimdi ve bu noktada aslında örneğin 30 yaşındaki veya 35 yaşındaki bir bireyin okuma yazma bilmemesinden dolayı halk eğitimlerinden faydalanması örnek verilebilirdi. Yine hizmet içi eğitimlerden söz edebiliriz. Belli bir mesleği olan bir bireyin mesleki gelişimini, ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılaması için yine planlı ve programlı olarak sürdürdüğü bir eğitimdi diyebiliriz. İşte tüm buradan hareketle aslında
planlı ve programlı olduğunu söylemiştik. Hem örgün hem yaygın eğitimde plan ve program olduğundan söz etmiştik. İşte bu noktada öğretim sürecinde program çeşitlerinden bahsedebiliriz. Aslında program çeşitlerine bakabilecek olursak öğretimde 4 tane programdan bahsedebiliriz. Bunlar eğitim programı, öğretim programı, ders programı ve örtük programı. Şu örtük program yapı itibariyle bu 3 programdan farklı bir özelliktedir arkadaşlar. Hemen şuradan görecek olursak evet. Şimdi bu şekil bize aslında çok şey anlatıyor. Bu şekile baktığımız zaman şunu diyebiliriz. İlk bu 3 programı konuşacak olursak, geçen haftada değindiğimiz gibi eğitim programı aslında en genel olan programdır. Eğitim programından hareket ederek öğretim programını geliştiririz ve öğretim programından hareket ederek de ders programını oluştururuz. Şimdi bu ne demektir? Aslında bu programlar özellikleri açısından birbirleriyle tutarlı olan programlardır ve en geniş tabandan giderek en somuta doğru hareket etmekteyiz. Şimdi bu noktada eğitim programı hem okulda hem de okul dışında planlanan etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeniidir. Bu çok önemlidir. Bir öğretim yılı boyunca hem okulun içinde hem de okulun dışında planladığımız tüm öğrenme yaşantıları eğitim programını oluşturmaktadır. Eğitim programından hareket ederek her ders için yani her disiplin için ayrı ayrı etkinlikleri planlıyorsak bu da öğretim programı oluyor. Öğretim programının özelliği her ders için ayrı ayrı planlanmasıdır. Tüm öğretim etkinliklerinin ve öğretim programından hareket ederek daha da sınırlı olan ders programlarını planlarız. Ders programları da her ders süresi içindeki etkinlikleri kapsamaktadır arkadaşlar. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi tüm programlar birbirleriyle tutarlı ve bağlantılı olmaktadır. Ve gördüğünüz gibi kapsam açısından genel, daha geniş kapsamdan giderek daralıyor. Genel öğrenme yaşantılarını planladıktan sonra her ders için ayrı ayrı öğretim etkinliklerini planlıyoruz. Ve her ders saati için yine etkinlikleri planlıyoruz. Ancak 3 program da birbiriyle bağlantılı oluyor. Örtük programdaysa bu özellik daha farklıdır. Örtük program yazılı olmayan, resmi olmayan programlardır. Daha çok okul dışı, ders dışı, okul dışı öğretim faaliyetlerini planlıyor. Bu 3 programda yazılıydılar demiştik. Hem okulda hem okul dışındaki öğretim etkinliklerini planlıyordu demiştik. Ve geniş alandan dar kapsamlı geliştiğini ama birbirleriyle tutarlı olduklarını bahsetmiştik. Örtük programın yapısının ise daha farklı olduğunu, sadece okul dışı öğretim etkinliklerini kapsıyor. Yazılı ve resmi olmayan programlardır. Örtük programların uygulanmasında şu söz konusudur. Diğer 3 programdaki gibi bir zorunluluk yoktur. İmkan ve olanaklar doğrultusunda gerçekleştirilebilecek okul dışı etkinlikleri kapsamaktadır demiştik arkadaşlar. Bu programların tümü ise oluşturulması program geliştirme süreciyle mümkündür. Yani bizim diyebileceğimiz şudur ki bu programların oluşturulması, okullarda bu programların öğretmenler tarafından uygulanabilmesi için bir sürece ihtiyacımız vardır. Yani bugün ders konumuz olan program geliştirme sürecine ihtiyaç vardır. Program geliştirme süreci sayesinde bu programlar belli bir süreçte planlanıyor, oluşturuluyor. Daha sonra okullara gönderiliyor. Temel uygulayıcıları da bu programların öğretmenler oluyor. Ve bu programlarda
özellikle program geliştirme süreci nedir diye konuşacak olursak öncelikle şunu söylemekte fayda vardır. Bu programlarda 4 temel öğe yer almaktadır. Hemen şuraya da bakacak olursak aslında eğitim programlarında bulunması gereken 4 temel öğe: hedef ve davranışlar, içerik, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme. Bu 4 temel öğe programlarda bulunması gereken 4 temel öğedir. Neymiş bunlar? Eğitim programında bulunması gereken 4 temel öğe: hedef ve davranışlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme ve değerlendirme. Şimdi eğitim programını oluşturan 4 temel öğedir bunlar. Bu 4 temel öğenin birbiriyle tutarlı olması gerekmektedir ve bu 4 temel öğenin birbiriyle bağlantılı olması gerekmektedir. Yani bu ne demektir? Bu 4 temel öğenin her aşamasında birbirleriyle tutarlı olması söz konusudur. İşte bu 4 temel öğe arasında herhangi bir eksikliğin olmaması, 4 temel öğenin birbiriyle tutarlı olması, 4 temel öğe arasında dinamik ilişkiler kurmak demek program geliştirme süreci demektir. Demek ki program geliştirme süreci bu 4 temel öğe arasındaki dinamik ilişkilerin sağlanmasıdır. Bu 4 temel öğe arasındaki dinamik ilişkileri sağlamak demek program geliştirme demektir arkadaşlar. Ve bu 4 temel öğe aslında 4 temel sorudan hareket ederek oluşturulmuştur. Hemen buraya da bakacak olursak niçin, ne, nasıl ve ne kadar soruları öğretim programındaki 4 temel öğeyi oluşturmaktadır. Öncelikle niçin sorusuna yanıt ararız. Niçin sorusu hedef ve davranışları oluşturur. Şunu hemen söylemek istiyorum. Aslında hedef ve davranışlar eğitim programının hedeflerini oluşturan ihtiyaçlardır ki birazdan söyleyeceğim. Bazı temel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programındaki hedefler belli olmaktadır. Bu nedenle niçin sorusunun yanıtıdır hedef ve davranışlar. Bu hedef ve davranışları kazandırmak için hedef ve davranışlar tutarlı olan içeriğe yani bilgilere ihtiyaç vardır. O yüzden hemen ne sorusuna yanıt ararız. Yani ne aktaralım ki sürecin başında ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen hedefleri kazandırabilelim. Bu noktada hedeflerle tutarlı olan içerik konusunu, içeriği belirlemiş oluruz. Daha sonra hemen şuradan hareket ederiz. Peki, hedefleri kazandırmak için belirlenen bilgileri yani içeriği nasıl aktarırsak en iyi şekilde öğrenciler öğrenmiş olur. İşte burada nasıl sorusu öğrenme öğretme sürecini oluşturur. Öğrenme öğretme sürecinin bir diğer ismi öğrenme öğretme yaşantılarıdır da bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Öğrenme öğretme sürecini çok iyi organize edip donatmak gerekir. Öğrencinin bilgiyle etkileşimli olduğu her yer öğrenme öğretme sürecidir. O yüzden şuradaki nasıl sorusunu düşünürken öğretim stratejilerini, öğretim yöntem ve tekniklerini, öğretim materyallerini çok iyi bir şekilde düzenleyip öğretim sürecindeki kaliteyi artırırsak en iyi şekilde aktarılan bilgiler şurada öğrenilmiş olacaktır. Ve sürecin sonunda da sürecin başında belirlenen hedef ve davranışların ne kadarı kazanılmış hemen ölçme değerlendirme öğesi oluşmuş olur. Hedef ve davranışların ne kadarının kazanıldığını belirlemek için de ölçme değerlendirme öğesi oluşturulur ve ne kadar sorusunda yanıt aranır. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 4 temel öğe arasında da dinamik bir ilişki kurmak söz konusudur. Çünkü herhangi bir aşamada herhangi bir eksiklik bütün bir süreci olumsuz etkileyecektir ve başarı ve verim düşecektir. Bu yüzden program geliştirme sürecinin temel amacı bu 4 temel öğe arasındaki ilişkileri sağlamaktır arkadaşlar.